What new Scooby-Doo? We coming after you. Da-da-na-na. Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 rank El Primo yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışacağım diyorum. Çünkü hamburger seviyem sadece 2. 3. seviye olmadığı için hamburgerlerden ulti kazanamıyorum. Ayrıca hiperim de yok. Ama hiperim yoksa ustalığım var dostum. Bu arada ben maça girmeden önce hala kanalıma abone değilseniz oha kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanabilirsiniz. Video boyunca yapabildiğim kadar 1v3 yapmaya çalışacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu videoda en az arka arkaya 5 kere 1v3 yapacağım. Bu arada 2 tane dezavantajım var. Birincisi 2 seviye hamburger. İkincisi de hiperim yok. Yani eğer 3 seviye hamburgerli bir primo gelirse beni keser. Aynı zamanda hiperi olan bir primo gelirse beni yine keser. Bu arada arkadaşlar Bob Singer düzenlemesi mutasyon düzenlemesinden daha dengeli. Mutasyonda bazı karakterler çok daha büyük avantajlara sahipken burada birçok karakter, sadece bazı karakterler hariç bütün karakterler birbiriyle neredeyse denk. İnternet pek iyi değil, bu yüzden telefonu bir ters çevireyim. Ters çevirir belki bu şekilde daha iyi olabilir. Bazen böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar. Bu arada kesinlikle Dynamite'a düşmeyeceğim çünkü tank bir karaktere, atıcı bir karaktere düşmek çok zor. O yüzden şu an canım ne kadar az da olsa Dynamite'ı kesebileceğimi biliyorum. Bu arada nasıl olduğunu anlamadım ama Primo'nun uzun videosu, ustalık için çektiğim uzun videosu çok fazla izlenmiş. Onu da yukarıya kartları koyacağım. Eğer izlemek isterseniz bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. 2 seviye hamburgerim olduğu için Dynamite'ı keserken biraz zorlandım. Şimdi ultiye ihtiyacım var. Bu yüzden hasar yiyerek ulti doldurmaya çalışacağım. Ama hasarı da çok yüksek olduğu için ve genelde bütün hankler bütün hasarı vermeye çalıştıkları için güzel ulti doldurdum. Şimdi canımı doldurabilirsem üzerine ulti atacağım ama yaklaşmamak zorundayım. Çünkü yaklaşırsam bana ulti atacak. Aynen. Bana yaklaşmaya çalışıyor ki rahatça ulti yapıştırabilsin. Bir ulti daha attım. Gerçekten çok kolay gibi görünüyor ama bu durumda hank'i kesmek çok zor. Suikastçıya karşı oynayacağım. Biliyorsunuz tank karakterlerin canı ne kadar kalkanla birlikte çok fazlaymış gibi olsa da aslında suikastçılar tam anlamıyla tankların antisi. Yani çok gereksiz bir hiper attı bence ama yine de beni kesebilir. Bu yüzden canımı sürekli maksimumda tutmak zorundayım. Çünkü aksesuar basarsa aksesuarı hasar vermese bile tek atma ihtimali var. Bir ulti yapıştıracağım. Hemen bir ulti yapıştıracağım. Mermileri bitmişken onu yakalayamadık. Zaten yakalamamız da pek mümkün değil. Sonuçta rakip Miko. Şimdi yapmaya çalışacağım şey şu arkadaşlar. Üzerime düştüğünde aksesuarla onu zehrin içine atmak. Zehirden biraz hasar yesin. Ve geldiği zaman da birkaç yumruk. İşim bitti dostum. Mükemmel bir kill. Bu arada gerçekten maçın videonun ilk maçında 1v3 attım. Bu arada söylemeyi unuttum ama ikinci ve üçüncü karakteri yani Shelly ve Daryl'ı sürekli değiştireceğim. Farklı karakterlerde koyacağım. Burada söylemek istediğim şey oyunculuğunuz iyiyse kesinlikle tek bir karakter yeter sizin için. Ama oyunculuktan başka bazı avantajlar da bazen durumu kazandırabilir, durumu değiştirebilir. Mesela 2 seviye hamburgerim var. Rakip 3 seviye bir hamburgerle gelirse beni kolayca yenebilir. Bu arada gerçekten şu anda Moe'yi yakaladım. Moe! Suratında patladı Moe! Moe! Gerçekten yeni gelen karakterleri yendiğim zaman kendimi ekstra iyi hissediyorum. Bu arada benim anlamadığım şey şu arkadaşlar. Neden bazı karakterler yeni geldikleri zaman olmaması gereken özelliklerle birlikte geliyorlar? Mesela bak şimdi. Moe ulti atıyor. Ulti attıktan sonra tekrar bir ultisi var. Tamam problem yok. Tekrar bir ulti atıyor ve mermileri anında doluyor. Bu çok büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Bu çok güçlü bir özellik. Bu Miko'nun ulti ile zehire gidip zehirden hasar yememesi kadar güçlü bir özellik. Tabii şu an değiştirildi bu Miko ile, artık bunu yapmayın yoksa yok ederler sizi. İki maçtır Miko geliyor. Üzerime gel, seni zehire atayım. Kaçtı. Bitti. Şu an Colt bir sorun olabilir ama harita birazcık kapalı olduğu için belki Colt'u da kolayca kesebilirim. Bu arada 1v3 atarsam bu ikinci 1v3 olacak. Arka arkaya 2. Tabii videodan önce 5 kere daha yaptım ama bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, birkaç gün içerisinde çok oyunculuğunuzu geliştirecek bir video paylaşacağım. Bu videonun da amacı 30 rank taktiği diye geçecek. Muhtemelen başlığa yine 30 rank taktiği gibi bir şey yazacağım ama son zamanlarda çekmiş olduğum en yararlı videolardan biri olacak. Şu anda 3. seviye hamburgerim olsaydı hasar yiyerek, yani hamburgerlerime vurdurarak kolayca kazanabilirdim. Ama küçük taktik yapmaya çalışıyorum. Tek hamburgerle oynayacağım. Tek hamburgerle oynamamın sebebi ikinci hamburgerim için zaman kazan. Aynen, bir hamburger daha doldu şu an. Şu an anlatamadım ama tam anlamıyla mükemmel bir taktik yaptım.
Yani az önce Moili bir adamı yendim dostum. Bugün neden benim karşıma hiç usta gelmiyor? Bu 3. maç ve 3 maçtır karşıma usta gelmedi. Kesinlikle usta istiyorum Supercell. En az 5 tane ustayla kapışacağım ben bu videoda. Kesinlikle kafama koydum. Bu arada rakipte Bibi var ve benim gerçekten yani görmek istemediğim tek savaşçı. Çünkü o kadar güçlü ki en çok güçlenen tank Bibi arkadaşlar. Hiperi var. Hiperi zaten hasar azaltımı sağlıyor. Kalkan yani hamburger de hasar azaltımı sağlıyor. Can basıyor. Can bastıktan sonra yani en güçlüsünün ben Bibi olduğunu düşünüyorum. Hamburger en çok Bibi'ye yaramış. Koleti kolayca kesebilirim. 3 tane aksesuarım var. Aksesuarlarımla Bibi'yi bir şekilde Bibi'yi kullanmam gerekiyor. Bibi'yi zehre atmam gerekiyor. Ve ultimle Bibi'yi tekrar zehre doğru itmem gerekiyor. Bu da oto basmamam anlamına geliyor. Eğer oto basmayacaksam prim oynamak çok zor arkadaşlar. Oto basmadan prim oynamak gerçekten çok zor. Özellikle ulti ile çok ince atışlar yapmaya çalışırken. Bu arada kendi oyunculuğuma göre Bibi'nin counter'ını henüz bulamadım. Bulduğum zaman onu oynayacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Sadece Bibi'yi counter'ladığım bir video çekeceğim. Bende 2 hamburger var. Bibi'de 3 hamburger var. Hamburgerler onun ultisini ve hiperini dolduruyor. Ama bende böyle bir özellik yok. Bu yüzden aksesuarlarımı çok mantıklı kullanmam gerekiyor. Hadi dostum. Alanı bekliyor. Sanırım alanı bekliyor. Ya da 3 hamburgerinin dolmasını bekliyor. Ya da benim hamburgerlerimi bitirmeye çalışıyor. Şöyle zehre atacağım onu. Bir ulti. Tekrar şöyle zehre atamadım. Nişan aldım ama zehre atamadım. Bir ulti daha attım. Kolay. Çok kolay. Çok kolay. Normalde beni alması gerekirdi ama alamadı. Sanırım aksesuar basmadı. Bastıysa görmedim. Shelly yine Primo'yu çok zorlayacak bir rakip. Çünkü hem Primo'nun antisi hem de yem topları var. Yani anti kere anti. İki kere antisi. Çünkü tank karakterlere hız gerekiyor arkadaşlar. Ve tank karakterlere hız gerekmesi... Yani tank karakterler hızlanıyor hamburgerle birlikte. Ama Shelly de yem toplarıyla hızlanıyor. Bir aksesuar, bir ulti. Kolay, çok kolaydı. Aşırı kolaydı. Gerçekten bu maçı kaybedeceğimi bile düşündüm. Ama aşırı kolay kazandım. Sanırım bu benim 4. 1v3'üm olacak. Ama hala diyorum ki yani neden 4 maç oldu ve hala bir tane bile usta gelmedi. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Normalde Primo'nun Frank'in antisi olması gerekir. Ama şimdi göreceksiniz Primo ile Frank'i kesene kadar 50 tane ulti atacağım. 50 tane aksesuar atacağım. Bir sürü vurdum. Bir tane aksesuar. Ulti basarsa ulti atacağım. Bir aksesuar daha atabilirim. Bir ulti daha attım. Bir aksesuar daha attım. Bir ulti daha attım. O kadar çok vurdum ki arkadaşlar yani burada gerçek bir mücadele. Bu arada Primo ile benim %100 alacak. Bu arada bir hesap yaptım. Eskiden 9 seviye olan karakterler şimdi 5 seviye olan karakterlerle aynı cana sahip. Yani yakın zamanda biliyorsunuz can ve hasar artışı oldu bütün karakterlerde. Ve buna göre hesaplayacak olursak hiperi varmış. Kurtulamıyorum. Çok güzel. Hiperi boşa gitti. Çok güzel. Kesemedi. Hiperi boşa gitti. Çok güzel. Keşke oyun sonuna bekleseydi. Ama problem değil çünkü bir tane daha doldurur muhtemelen. Sadece hamburgerleri kestirerek bile bir ulti kazanabilir şu an. Beni kesecek. Onu zehre atmam gerekiyor. Yine az önce Bibi'ye yaptığım taktik. Zehre attıktan sonra ki bunu düşünemiyorum. Şu anda düşünemiyorum. Şöyle zehrin içine git. Kestim. Nasıl kesti? Hayır ya. Dostum sen usta bile değil destansısın. Nasıl benim primomu kesebilirsin? Bu arada Maggie de kesecek. Yani Maggie primonun kesememe gibi bir şans yok. Şuraya bak ateş edemiyorum. Resmen hiper bile bastı Maggie. Ne kadar çabuk hiper doldurdu. Ama en azından Shelly var. Tabii Shelly'yi de kesebilir. Az önce ben Shelly'ye şans bile vermedim ama dostum Shelly mükemmel bir karı. Şimdi nasıl bir taktik yapabilirim? Hamburgerlerini yok edeceğim. Ulti dolduracak tabii ki ama ben de yem topumu kullanmış olacağım ve oyun sonuna doğru yem topum tekrar geldiği zaman yem topumla birlikte bir de hiper basacağım, hızlanacağım. Bana yaklaşmaması için uğraşacağım. Bir yem topu daha kullandım. Tekrar dolması gerekiyor. Tabii rakibin de bu sürede yaklaşık olarak 12 saniyede bir tane hamburger çıkarabiliyor. Bunu saydım. Bendeki 2 seviye ama 3 seviye olan oyuncuların hamburgerlerini saydım. Şu anda yem topum var. Ultim yok. Güzel kurtuldum. Çok güzel. Aksesuarını şu an kendini yok etmek için kullandı resmen. Güzel kazandım. Bir ultim daha dolacak çünkü. Bir ultimi daha basacağım. Mükemmel. Çok güzel. Çok ez. Ama rakipte baz varmış.
Bu arada normal şartlarda bazın Shelly'yi alması mümkün değil. Ama eğer beni dondurursa benim bazı almam mümkün değil. Çünkü canım yarıya indiğinde beni çoktan kesmiş oluyor. Yani yapabileceğim tek şeyi yapacağım. En uzaktan oynayacağım. Aksesuar bile atmamalı. Aksesuar bile atmamalı. Bu arada en güçlü spatula Crow. Tıpkı Bibi'nin en güçlü hamburger olması gibi en güçlü spatula da Crow'a gelmiş. En çok onu güçlendirmiş. Şu an bir ultiye o kadar çok ihtiyacım var ki. Üzerime geldiği anda bittim. En azından ultimle o ultiye attığında ona vurabilirsem ki vuramadım. Çok mükemmel, çok mükemmel, çok mükemmel. Bir mermi daha vursa kesin kesecekti beni çünkü yara bandımı kullanamıyorum. Bugün Supercell usta atmamak konusunda çok ısrarcı galiba. Çünkü bu arada arkadaşlar bugün yapabileceğime hiç sanmıyorum. Şu an 10'lu combo yapmış olsam da yani 10 kere arka arkaya kazanmış olsam da kesinlikle çok zor. Yani ben kazanırken nasıl kazanıyorsun diye sorarsanız gerçekten inanılmaz zorlanıyorum. Yani şu an yapmaya çalıştığım şey Moe'den ulti kasmaya çalışıyorum. Hem de 3. seviye hamburgerim olmadan. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Moe ulti dolduracak. Moe'nin bir bug'ı daha var bu arada. Yem topları ile ilgili bir bug'ı daha var. Hasar verdiğinde yem topu alıyor. Ulti atarsa, yem topu bittiği zaman ulti atarsa, tekrar ultisini kullanıp tekrar Moe olarak savaşmaya devam ederse anında bir yem topu daha alıyor. Bu arada Bob Sünger etkinliği bana çok iyi geldi. Çok uzun zamandır sadece Dynamite oynuyordum. Dynamite 35 rank yapayım diye. Hem Dynamite 35 rank yapamadım hem de o kadar çok Dynamite oynadım ki artık Dynamite oynamak bile istemiyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok oynadım. Sanki bu oyun Dynamite'dan ibaretmiş gibi Dynamite oynadım. Muhtemelen dondurma basacak ama dostum kalkanı alamıyorsun. Şimdi gideceğim bekleyeceğim. Sadece bir tane hamburgere ihtiyacım var. Bu arada ilk kez bana dondurma atması için gidip önünde bekleyeceğim. Gerçekten bana dondurma at. Bana dondurma at ve dondurmanın hiçbir işe yaramadığını kendi gözlerinle gör dostum. Gerçekten attı bu arada inanamıyorum. Gerçekten dondurma attı bana. Yani bu kadar çok ulti attığı zaman muhtemelen kendini büyük bir oyuncu zannediyor ama aslında öyle bir şey yok. Aşağı döneceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim Dynamite videoma yanlış aksesuar kullandığımı yazmışlar. Ben diğer aksesuarı kullanıyorum biliyorsunuz ve yani bir düşünmek lazım arkadaşlar. Ben o aksesuarla 33 rütbe Dynamite yaptım. Siz dondurmayla eğer yapamadıysanız demek ki kimin aksesuarı yanlış bir bunu sorgulamak lazım. Bu arada yem topunun en saçma özelliği 3. seviyede 800 can basması. Yani 800 can bence hiçbir işe yaramıyor. Yani 800 canı bassa ne olur, basmasa ne olur yani. En azından ulti versin. Verseydi çok daha iyi olabilirdi. Bu kötü bir eleştiri değil. Sadece neden 800 can olduğunu anlayamıyorum. Birazdan saldıracağım. Yem topunu kullansın. Rakibin yem topu bitti. İkinci kez kullandırdım. Şimdi bir ulti atacağım. Bunun sebebi arkadaşlar hızını aldım az önce. Yem topunun ona vermiş olacağı vereceği hızı aldım. Bir ulti de az kalsın beni kesecekti. Çünkü bir an can bastığını görünce dedim ki hayır dedim bu olamaz. Beni kesemez ama kestim. Hoş geldin. Hoş geldin ustam. Bugün gerçekten tam diyordum ki Supercell bana usta atmayacak. Sürekli destansı rakiplerle oynayacağım. Ama şu anda gerçekten ustayı verdi. Sonunda bir ustayla kapışacağım. Tabii 1v3 atmak şu anda problem değil. 1v3 atmaya çalışmayacağım. Çünkü karşımdaki hem usta hem de usta olmasından ziyade benim hamburgerim 2. seviye. Ustam ne vereyim ustama? Sana temizinden bir lobi vereceğim birazdan dostum. Gerçekten ustalara karşı oynadığım zaman çok eğleniyorum arkadaşlar. Gerçekten bu şaka değil. Ben gerçekten çok eğleniyorum. Bu arada yükü ben aldım. Sanırım bu Bunun da en saçma özelliği bu. Adam o kadar yük topluyor ama yükü ben alıyorum. Yükü yine ben aldım diyecektim ama alamadım. Gerçekten elinde avucunda ne varsa kullanıyor şu anda. Bütün aksesuarlarını basacaktı neredeyse. Usta olması gerçekten şöyle psikolojik bir avantaj ele geçirmek istiyorum. Çünkü gerçekten yük toplarsa beni kolayca kesebilir. Bana saldırması için rakibi gazlamaya çalışıyorum şu anda. Eğer üzerime gelirse onu kolayca kesebilirim. Ultisi var. Ultisini kullanıp yük alabilir. Neden yapmıyor şu an bilmiyorum. Yapsana dostum. Gerçekten ultisini kullanıp yük alabilir ama yapmıyor. Bu arada arkadaşlar şimdi fark ettim. Ustamda Draco var. Draco'yu nasıl keseceğim ben? Draco. Bu arada Draco'ya karşı hiç oynamıyorum. Benim rakibim olarak hiç Draco gelmiyor. Yani Draco'ya karşı nasıl hamleler yapabilirim bilmiyorum. Çünkü rakip olarak Draco ile hiç eşleşmiyorum. Genelde Draco gelmiyor yani. Herhalde ya hiperi olmadığı için ya da güçsüz olduğu için. Maui! Birazdan seni yeneceğim Maui! Bu arada arkadaşlar
Oyundaki en sevmediğim karakterlerin hepsi benim oyuna gelecek diye tahmin ettiğim karakterler. Şu an saysam mesela Miko. Miko'yu ben tahmin etmiştim. Ben tahmin ettikten sonra geldi. Hatta rüyamda görmüştüm ben o karakteri. Miko'dan sonra Moi. Moi'yi de ben tahmin etmiştim. Aynı şekilde Moi da benim aslında tahminden çok ben gelmesi gerektiğini düşündüm. Ama tam olarak bu şekilde değil. Ben tank karakter gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Mesela Bull gibi. Ultisini atacak. Ulti attıktan sonra Bull nasıl koşuyorsa o da koşacak. Ama Primo gibi nasıl ulti attığında beni kesecek mi bu arada? Beni kesecek bu arada. Bir ulti doldurmam imkansız herhalde. İmkansız diye bir şey yoktur. Bir ulti daha bastım. Çok odaklandım şu an. Ustam yeniliyorsun sanki. Ustam yenildin sanki ha dostum. Gerçekten çok zorladı bu arada Draco. İnanılmaz zorladı. Ama usta da olsan 11. finim olmaktan kurtulamadın dostum. Sanırım bu video çok uzun olacak. O yüzden bu videonun bazı yerlerini kesmeyi düşünüyorum. Yani 1 ve 3 de atsam, 1 ve 5 de atsam bazı yerlerini gerçekten keseceğim bu videonun. Çünkü fazla uzun olacak. En fazla tıpkı ustalık videosu gibi en fazla 30 dakikada falan bitirmeyi planlıyorum açıkçası. Bu arada bir 1 ve 3 daha attım şu anda. Gerçekten 1 ve 3 çok fazla attım bu videoda. Bir 1 ve 3 daha attım dostum. Gerçekten 1 ve 3 atarak ilerliyorum ve evet takıma Eve koydum. Nasıl olsa ikinci karakteri kullanmıyorum. O da bir iki maç kasılsın diye Eve koydum takıma. Arkadaşlar uzaylı şöhreti diye bir şöhret varmış. Ben şöhretlerin tam olarak nerede bittiğini falan bilmiyorum. Bu yüzden bir tane videodan gördüm uzaylı şöhreti. Yani şu an hedefim uzaylı şöhreti biriyle kapışmak ve ona 1 ve 3 yapmak. Ama bugüne kadar da hiç uzaylı şöhreti gelmedi. Sanırım uzaylı şöhretine kadar kasmış kimse yok. Bu arada psikolojik avantaj yakalamak istiyorum. Çünkü tam anlamıyla antim olduğu için aynı zamanda alan kontrolünde çok iyi olduğu için ve beni kesmesi çok kolay olduğu için onu birazcık kızdırmam gerekiyor dostum. Bu kesinlikle toksiklikten değil arkadaşlar. Sinirli olsaydım bunu zaten söylüyorum. Sadece şu anda dondurması yavaşlatması mı var dondurması mı var? Çok hızlıyım yavaşlatması varmış. Umarım Rico'nun yıldız gücü süper zıpır değildir. Çünkü eğer süper zıpırsa yakalamak çok zor olabilir. Şu an duvarlardan ateş ederse ultisinin yıldız gücünün ne olduğunu görebilirim. Duvara at dostum. Bakayım. Yok normal. Süper zıpır. Bu adamın yıldız gücü süper zıpır. Yani bu demek oluyor ki tek seferde bitirmeliyim. Aksesuar kullanırsam, aksesuar kullandığımda hızlanacağı için canı azaldığında benden kurtulacak. Ayrıca yem topuyla da hızlanıyor. Şöyle bir psikolojik avantaj yakalayayım. Çünkü bu rakibi gerçekten yenmek çok zor olacak yoksa. Hadi ama dostum. Hadi ama dostum. Çık oradan. Aksesuar kullanamayacağım. O yüzden çok baskı altında hissediyorum. Ultimi yapıştıracağım. Ya da atmayacağım. Bu arada aksesuar ve yıldız gücü kullanmadan El Primo oynamak çok zor olduğu için ayrıca eşyalarımla da bir yıldız gücü daha elde etmiş gibi oynuyorum. Yani Primo'nun kısacası bufflanması gerektiğini düşünüyorum. Bir ulti daha attım. Bir ulti daha atmam gerekiyor. Ama atmadan kazandım. 1 ve 3. Bu rakibin beni keseceğini düşünüyordum. Ama gerçekten 1 ve 3 attım. İvi değiştireceğim sanırım. Yok mu bize bu videoda temizinden bir uzaylı şöhreti rakip? Yok mu bir tane uzaylı şöhreti rakip? Yok edeyim onu. Dostum. Bu arada takıma Lili koydum. Ne alaka diye merak etmeyin arkadaşlar. Sürekli değiştiriyorum. Nasıl olsa kaybetmiyorum Primo'yu. Bu arada bazı Piper'lar çok iyi oynuyor. 3 tane hamburger bile olsa aradan yani rakibe hasar vermeyi başarabiliyor. Az önce bana 2 tane vurdu. Bir tane daha vurdu. Hamburger'e vurdu. Sanırım ota basıyorsun dostum. Kafa ezme emojimi de bastım. Bu arada en sevdiğim emojim şu an bu. Kafa ezme emojim. Kesecek mi? Kesemeyecek. Kaçmam lazım. Kaçmam klarnet. Kaçamıyorum. Ne kadar çabuk ultiyi dolduruyorsun. Ya nasıl ama ya. Ultim dolmak üzere. Bir aksesuar basacağım. Üzerine rushlayacağım. Ultim dolacak. Hemen ota basacağım. Neye uğradığını şaşıracak. Hemen keseceğim. Hemen hızlı. Hayır ama aksesuar. Nasıl ya? Gerçekten inanılmaz. Yani inanılmaz emoji baskı kuruyor. Şu an bana çok baskı kuruyor. Şu an çok stres altındayım. Çünkü bu rakibi nasıl yeneyim? 3 tane şarjım %4. Şu anda ekran çok karardı. Şarj makinesini çıkardım.
Çıkardım çünkü bu adamı çok ciddiye alıyorum. Çünkü her attığını vuruyor bana şu anda. Bir ultiye daha ihtiyacım var. Bir ultiye daha ihtiyacım yok. Çünkü adam aksesuarıyla her şeyi itiyor maalesef. Şu anda aksesuarımı kullanacağım ya da kullanmayacağım belli olmaz. O an stres seviyeme bağlı olarak ya kullanırım ya da kullanmam derken çoktan bastım bile. Neyse kolay. Bu kolaydı ama aslında Stu'yu da çok kolay alacağım. Leon çok zorlayacak. Ona da hiper basacağım. Şu an şuradaki tekli bir çalıya gireceğim. Bu çalıdan ultimle vuracağım. Ulti ile vurduğum zaman yem topum harekete geçecek ve 3 tane mermi atacağım. 3 mermiyle belki kesebilirim. Aynı zamanda hasar yememem gerekiyor. Çünkü hasar yersem de o beni keser. Hadi dostum yaklaş. Mükemmel. Bir kaçtı bir tane mermimden. Bir daha kaçtı. Güzel, çok güzel, çok güzel. Leon'un ultisi yok. Leon'un ultisi yok şu anda. Şu anda Leon'un ultisi yok. Mükemmel. Şuradaki tekli çalıya gireceğim bu sefer. Umarım bu sefer solda olduğumu düşünür. Aynen öyle dostum. Hiper basıp rushlayacağım. Ulti ile vuracağım ve yem toplarını kullanmaya çalışacağım. Hiper'i ziyan ettiğimi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hızlanmak için kullandım. Bir ultiye daha ihtiyacım var. Hasar yememeye çalışıyorum çünkü bir seferde 4 mermi atıyor ve her bir merminin bana spatula vurması ihtimali var. Bu yüzden rakip şu anda gerçekten can doldurmuyor bu arada. Rakip can doldurmuyor. Tamam kazandım. Kazandım. Çoktan kazandım dostum. Gerçekten can doldurmuyorsun. Bu arada yara bandını kullanamıyorum. Çünkü yara bandımı kullanamadan kesiyorlar. Kullanamadan kesiyorlar. Mükemmel. Mükemmel. Çok heyecanlandım. Çünkü Leon Crow'dan sonra en güçlü spatula. Bu arada buraya kadar izlediysen like at. Takıma Messi koydum arkadaşlar. Futbolu bırakmış. Brawl Stars'ta işe başlamış. Vay be Messi. Cinsiyetini de değiştirmiş. Messi'den hiç beklemezdim böyle hareketler. Bu arada arkadaşlar neden Messi koyduğumu merak ederseniz bütün karakterleri koyacağım sırayla. Doğru takımı hala bulamadım. Tamamen prim oyunculuğumla oynuyorum. Prim oyunculuğum olmasa gerçekten bu videoyu çekemeyeceğim. Ama prim oyunculuğumla şu an kasabildiğim kadar kasıyorum. Yani ikinci karakterinde, üçüncü karakterinde hiçbir önemi yok. Sadece dostum şöyle iki tane hamburgerim var. Bir tane hamburgere vurdurduktan sonra rushlayacağım. Aksesuar basmamam lazım. Çünkü ben onu attıktan sonra bir de ulti ile kaçarsa ki bastım. Çünkü zehre doğru atacağımı biliyordum. Şimdi Colt var. Colt'a bir ulti atacağım. Ama yem topunu kullanmam lazım. Rakip yem topunu kullandıktan sonra ultimi atarsam mükemmel bir şekilde onu yakalayabilirim. Şöyle hamburgere vur. Tamam bana vurdu. Fark etmez. Fark etmez. Hamburgerim var. İkinci hamburger de gelecek şimdi. Hayır. Hayır. Bir saniye. Bir saniye dostum. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Canım doluyor. Tekrar yem topu kullanacak bu arada. Tam olarak. Güzel kalkan açtım. Mükemmel. Mükemmel. Az kalsın kesecekti. Bugün niye bu kadar çok iyi rakipler geliyor? Az önce bir Piper, bir tane Colt. Adamlar herhalde en iyi oynadığı karakterleri koymuş. Şarja taktım. Çünkü Poe'yle fazla ciddiye almıyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir karakter. Ama ne kadar sevdiğim bir karakter de olsa gerçekten kesmesi çok kolay. Bir ulti atacağım. Ultisini de kullandı. Çok güzel. Normal şartlarda Poel'in Primo'nun antisi olması gerekiyor ama zamanlamayla çok güçlü olabiliyor Primo. Bu arada o kadar oynadım. Şu anda kaç kupayım biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar oynadım dostum. 949. Yarım saat önce de 949 kupadaydım ben. Bu arada şu ana kadar sadece bir tane usta geldi. Kaybettiğim maçların arasında da usta yok. Nedense bugün ustalar oyunu bırakmış. Bugün bu arada ustaların sayısı her geçen gün azalıyor sanırım. Çünkü ben bütün ustaları tek tek yeniyorum. Herhalde karşıma gelmemek için benim oyun saatlerimde oynamıyorlar dostum. Bu arada ultiye ihtiyacım var. 3. Rakibin her zamanki gibi 3 tane hamburgeri var. Bir aksesuar basamadım. Bir ulti, bir aksesuar basamıyorum. Basamıyorum ama. Şimdi Maze taktiğimi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle duvarları yıkıyorum. Şuradan başlıyorum. Önümdeki duvarları yıkıp sonra rakibin tarafındaki duvarları yıkıyorum. En son kesmesi önemli değil. Onun beni kesmesiyle birlikte Shelly'nin yem toplarını kullanarak kolayca kazanıyorum. Ortadaki duvarı yıkmadım. Çünkü rakipte maalesef Daryl var ve üzerime bir anda gelirse beni keser. O yüzden o duvar kalsın şimdilik. Şuradaki duvarları yıkacağım. Bir ulti. Ultimi basamadım. Bir aksesuar. O kadar hızlı ki kaçamıyorum. Ve bence en güçsüz şey, yani oyuna gelen en güçsüz Sünger Bob ne diye sorarsanız bence
keskin nişancıların 1000 hasar artışı. Yani 1000 yerine 2500, 3000 olsaydı kolayca kazanılabilirdi. O mükemmel. Hadi bir kere yaptın. Niye iki kere aynı hatayı yapıyorsun dostum? Bilerek yaptığını düşünmeye başladım şu anda. Hiperim var. Hiperimi Daryl'a kullanır mıyım? Kullanırım. Çünkü Daryl kesebilir beni. Kullandım. Bir ulti daha kullanmama gerek yok. Çünkü yan topuyla kolayca kestim. Şu an tek sorun Edgar ama ultim var. Ultimin olması hiçbir işe yaramaz. Çünkü yakalarsa keser. Bu yüzden üzerime atladığı zaman ultimle onu itmeye çalışacağım ve onu ittiğim tarafın tersine koşacağım. Ama her şeyi kullandım şu an. Şu an hiç istikrarlı değilim. Hiç söylediğim şeyleri yapamıyorum şu an. Bir aksesuarım var. Şöyle köşeye gideceğim. O bana yaklaşırsa bitti. Gerçekten gelmesini beklemiyordum bu arada. Gerçekten gelmeni beklemiyordum dostum. Shelly 1v3. Primo videosuna bir tane Shelly 1v3 koydum. Her şey var. Üçüncü seviye hamburger yok. Hepsi var ama o yok. İnanamıyorum şu anda. Bir tek onu vermedi bana ve ben bir tek onu kullanmak istiyorum şu an. Primo oynarken görmek isteyeceğim son şey 3 suikastçili takım ve rakipte gerçekten 3 tane suikastçı var. Tabii ki her zamanki gibi 1v3 yapmaya çalışacağım. Ama dostum. Gerçekten Leon'u Primo'yla düşürmek inanılmaz zor ve şu an ulti kasamıyorum. İki tane hamburgerle birlikte koşarsam bir hamburgerime vurduktan sonra, bu arada şu anda telefonumda yer yok. Bir an önce 30 rank yapmam gerekiyor. Yapamazsam videoların yarısını silmek zorunda kalacağım. Hadi dostum. Bu sefer silmek istemiyorum çünkü maçların %90'ını kazandım. Ve %90'ında 1 ve 3 attım dostum. Arkeşer kesecek beni ama beni kesecek beni. Kesti bile. Gerçekten Maze 1v3 geliyor arkadaşlar. Ve şarjım %7. Telefonumu şarjdan çıkardım. Çünkü gerçek anlamda bu arada nerede olduğunu biliyorum ben onu şu anda. Şu an ikili çalıda şu an. Dostum açığa çıktın ha. Sinirlendin mi dostum? Bir tane vurdum. Çıkacak. Çıktı. Mükemmel bir kill. Şu an yapacağım şey çok basit arkadaşlar. Cordelius için ulti vermemem gerekiyor. Çünkü eğer ulti verirsem Cordelius Maze'i çok kolay yener. Biliyorsunuz Cordelius oyundaki en güçlü karakter. Ve güçlü olmasının sebebi hiçbir karaktere aksesuar ve ulti gibi özellikler kullandırmıyor. Çok kolay kestim bu arada. Maze'i oynamayı çok seviyorum. Eskiden Maze'i oynayamazdım. Çünkü Maze'i bir türlü oynamak istememiştim. Yani bir türlü Maze'i oynamak istememiştim. Oynamamıştım uzun bir süre. Ordu'yu kesmeden önce bütün duvarları yıkmaya çalışacağım. Amacım öncelikle duvarları yıkmak. Kordi hangi duvarın arkasına girerse o duvarı yıkmaya çalışacağım. Bu arada ucube spreyi bastı. Şu spreyi neden kullanıyorlar? Emojisini neden kullanıyorlar hiç anlamıyorum. Yenilirken bastıklarında maçı saldım mesajı vermiş gibi hissediyorum. Sanki bana maçı saldım diyormuş gibi geliyor. Hiperim var ama hiperi kullanmam pek bir işe yaramıyor. Benim ihtiyacım olan şey bir ulti. Çünkü Cordelius ulti doldurursa beni çok kolay kesecek ve bunun olmasını hiç istemiyorum. Şu an Maze ile bir match yapma fırsatım var. Oto basmamam gerekiyor. Çok kötü bir konumdayım. Oto basmamam gerekiyor. Bir son mermiye oto bastım. Son mermiye oto bastım. Az önce gerçekten 3 spatulayı tokatladım ben. Dostum. O kadar iyi oynayın ki arkadaşlar rakip neye uğradığını şaşırsın. Kaydı kapatsam da 1v3 yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu kaydı kapatmamın sebebi de artık telefonda yer kalmadı. Bu yüzden bir an önce 30 rank yapmam gerekiyor. Bugün 30 rank primo yapacağım ve bu 30 rank primo yapabilmem için son maç. Let's go! Shorts video için gereken girişi yaptım. Bu arada arkadaşlar umarım usta gelir. Umarım usta gelir son maç için. Mükemmel bir şekilde, keşke başka bir şey isteseydim. Keşke başka bir şey isteseydim. Şu an gerçekten bir ustayı yenerek 30 rank primo yapacağım. Şu an tek ihtiyacım olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada hamburger seviyemi 3. seviyeye çıkardım. Ve hamburger seviyemin 3. seviye olması şu anda bana bu maçı kazandıracak. Ayrıca en güçlü hamburgerin hala Bibi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden
Bu yüzden BB'ye hayatının şokunu yaşatacağım. Bir aksesuar daha kullanabilirim. Kullanabilirim. Gerek bile yok. Mükemmel. Bu arada şöyle bir taktik yapacağım. 2 tane hamburgere ihtiyacım var. Yani 12 saniyede bir hamburger çıkarıyorum. Bunun için 24 saniyeye ihtiyacım var. Ve ikinci hamburger çıktıktan sonra bir tane hamburgere hasar verdirip rakibin üzerine rushlayacağım. Rakip ikinci hamburgere de vurmaya başlayacak. Ve ben tekrar kalkan kazanacağım. Ben bunu yaparken... Yani ben bunu yaparken rakibin yem topu bitecek ve üzerine ulti atacağım. Yani böyle olması gerekiyordu. Melodion Titan'da. Bütün ultileri bilerek kullandım. Tekrar ulti doldurayım diye. Bu arada arkadaşlar herkes 8 bit oynuyor şu anda. 8 bit oynamanızı tavsiye ederim. Herkes 8 bit oynuyor. Ben 8 biti kasmak yerine 8 biti kullanarak Primo'yu kasmaya karar verdim. Ama bütün maçlarda neredeyse 1v chop yaparak çıktım. Tek sorun şu. Videoda 1v chop yapamadım. Ama en azından ustaya karşı oynuyorum. Bu arada kesici aksesuarını kullanarak can bastığı için Melody'yi antiliyor şu anda. Tek bir aksesuarla bir karakteri antiliyor. Bir ulti daha atacağım. Bir ulti daha atabilsem vursam... Bir dakika kesmek üzereyim. Ve gerçekten yani bütün özelliğimin, spotula özelliğimin rakibin robotuna düşmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bir ulti daha atacağım. Çok güzel, çok kolay, çok mükemmel bir win. Mükemmel bir win. Melody ile kazandığıma inanamıyorum. Ben 8 bite kadar düşerim diye düşünüyordum. 30 rank primo. 30 rank primo dostum. Bu arada abone olmayı unutmayın.